Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Türk mutfağının sevilen yemeği mantıyı kolay ve çabuk şekilde nasıl yaparız? Yufkayla tabii. Hamur açma derdi de olmadan. Pratik, lezzetli bir tarif. Önce soğanlarımızı rondoda incecik çekiyoruz. Bildiğimiz mantı için hazırlıyoruz. Karabiber, tuz, biraz maydanoz koyup tatlandırıyoruz. Kıymamızı yoğuruyoruz. Soğanın fazla suyunu sıkalım. Hemen evde iki yufkanız bile varsa yapacağınız kolay, pratik bir tarif. Severler için yufkayı önce mantı keseceğiyle kesmeye çalıştım ama ince olduğu için toplanıyor. O yüzden bıçakla devam ediyorum. Genişliği size kalmış ama iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Ben kalın olmaması için bir yufkayı ortadan ikiye böldüm. Daha sonra ince şeritler çıkarıyorum. Bu şekilde aynı açma hamurda yaptığımız gibi yufkamızı hazırlıyoruz. Tabii ki tadı aynı olmuyor ama canınız mantı çektiğinde pratik yapılabilecek güzel bir tarif. İster kıymayı koyup düz yuvarlarsınız, isterseniz muska şeklinde sarabilirsiniz. Ben muska şeklini tercih ettim. Daha güzel duruyor. Görsel olarak mantı havası veriyor. Uçlarını yine hafif suyla ıslatarak kapatabilirsiniz. Bu küçük muskalar tavada da kızartılabiliyor ama ben daha hafif olması açısından tepsiye dizeceğim. Üzerini yağlayıp fırına vereceğim. Fırında kızartacağım. Yağda biraz ağır olur gibi geldi. Tercih sizin. Çok azıcık bir kıymayla pratik, çabuk ve lezzetli. Ve 2-3 yufka olması yeterli. 5 kişinin rahat yiyeceği şekilde bir tepsi çıkıyor. Üzerine sıvı yağlı yağlayıp zaten çok çabuk kızarıyor. Aynı börek pişirir gibi. ...180 derece fırına veriyoruz. Mantılarımız fırında kızarırken biz üzerine dökeceğimiz sosumuzu yapacağız. Bakın, nar gibi kızardı. Çıtır üzeri için küçük bir salçalı sos hazırlayalım. Biraz sıvı yağla salçayı pişirelim. Acılı da yapabilirsiniz. Bir parça su ekliyorum ki mantılar kuru olacağı için yumuşatmış olalım. Yanına sarımsaklı yoğurt tabii ki. Afiyet olsun, seveceğinize eminim.
Denemenizi de tavsiye ederim. Teşekkür ederim izlediğiniz için.